Peki, yine bir video sorumuz var. Görelim, izleyelim. Değerli mesai arkadaşım Muhsin Bayi ve kıymetli hocam Profesör Sayın Necmettin Nursaçan, Ankara'dayız, Çubuk'tayız, Dumlupınar'dayız. Halise annem sizlere bir soru sormak istiyor. Bir temennisi, bir dileği de var. Bunu nasıl cevaplayacaksınız? Ben soru için mikrofonu kendisine uzatıyorum. Şimdi bu köyümüzde 30 senedir bu Mevlid evi var. Yani eski camiyi canlandırdık. Ankara'dan bir büyüğümüz geldi, onarttı, açtı bize. Her hafta iki gün toplanıyor gündüz. Çarşamba geceleri toplanıyor. Sadece 10 erkek var. Köyümüzde 2000 kişiden 10 erkek gelmesi mi lazım, yoksa o cami dolup taşması mı lazım? Camiden çıkıyorum, aşağı iniyorum, kahvenin önü 100 metre arabayla dolu. O 100 tane arabanın adamı o kahvenin içinde gece 12 lira kadar. Yukarı çıkıyorum, orada lokal var, orada dolu. Ne olur yani bunların giresi de oraya gelseler, orayı canlandırsalar, orada bize destek olsalar. Kömür aldık oraya kendi imkanımızla. Odun, benim beyim odun hazırlıyor. Kız harcımız var, Allah razı olsun, o odununu veriyor. Beyim de kesiyor, doğruyor. Tek başına iki kişinin, üç kişinin oraya odununu veriyor. Ama bir cenaze olduğu zaman köyümüzün geneli, bura bizim diyorlar. Cenaze olduğu zaman. Cenazelerinde orada namazda kılınıyor, almayınca oraya da toplanılıyor. Orada bir dede veriliyor, o zaman çoklar. Ama başka gün çarşamba toplantısında 10 kişi, 15 kişi. Hocama şunu mu soruyorsunuz? Yani bunu... Kahvehanelerin ve diğer mekanların dolduğu gibi caminin buraya, de dolması için ne yapılması gerekir mi soruyorsunuz? Ne yapılması? İşte burayı hor görüyorlar. Bir de daha zikirciler diye dışlıyorlar. Yani hocam bunlarda bir açıklama yapsın. Evet. Köyümüzde erkekler... Kahvehanelerde kalabalıklar, kahvehanelerde, kıraathanelerde ama camilerde kalabalık değiller. Oralarda yoklar diyor teyzemizin. Böyle sistemi var hocam. Muhterem sevgili Harun Şen'e teşekkür edelim. En iyisi gezmek diyen Ankara Çubuklu'dan dediğiniz gibi bize. Harun Bey'e teşekkür ediyoruz da hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Eli öpülecek bir hanımefendi. Allah razı olsun. Bu ihtiyacı görüyor. Bakın bu konuda şu hadis-i şerifi hatırlatayım ben. Muhsin Bey, hanım kardeşimizin bu işe yüreği yanıyor. Bu doğru değil, böyle de olmamalı diyor. Hayır, kahveye gitsinler. Orada hasbihal ederler, muhabbet ederler, görüşürler, ederler filan. Ama namazı kıl, ondan sonra orada toplan. Camiye de gel. Camiyi öksüz, yetim bırakma diyor. Haklıdır. Ben şimdi şu hadis-i şerifi söylüyorum. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Benim gönlümden şu geçiyor rahmet peygamberi, birine ezanı okutsam, yanıma da birkaç kişiyi alsam, mazereti olmadığı halde camiye gelmeyen kişilerin evini, barkını yangına versem diye gönlümden geçer. Kim diyor bunu? Rahmet peygamberi diyor. Ya Allah Allah, yani bu kadar önemli cami. Birliğimizi, dirliğimizi sağlıyor. Orada göz göze, diz dize geliyoruz. Birbirimizi sevmeye, saymaya başlıyoruz. Yardımlaşmamız oluyor. Evet. Teyzemize teşekkür ediyoruz. Sevgili Harun Şen'e de çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.